Merhaba arkadaşlar. Suçun özel görünüş şekilleri ve suçla ile ilgili bir soru daha çözelim. Teşebbüse ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Taksirli suçlara teşebbüs olanaklıdır. Teşebbüsten söz edebilmek için icra hareketlerine başlanmış olmalıdır. Kasıtlı suçlara teşebbüs olanaklıdır. İhmal suretiyle icra suçlarına teşebbüs olanaklıdır. Tehlike suçlarına teşebbüs olanaklıdır. Teşebbüs neydi? Bir suçun işlenmesini kastedeceksiniz. Kastetmiş olduğunuz bir suç olacak. İşlenmesini kastetmiş olduğunuz suçun icra hareketlerine elverişli hareketlerle başlayacaksınız. Ama elinizde olmayan bir sebeple icra hareketlerini tamamlayamayacaksınız veyahut da neticeyi meydana getirmeyeceksiniz. Kanun koyucu ne diyor? İşlenmesi kastedilen bir suçun icrasına elverişli hareketlerle başlanıp da icra hareketlerinin tamamlanamaması veya engel neden yüzünden icra hareketlerinin tamamlanamaması veya neticenin meydana gelmemesi diyor. O halde işlenmesi kastedilen bir suçtan bahsettiği için kanun koyucu taksirli suçlarda, yani o halde sadece kasıtlı suçlarda olabilir diyor kanun koyucu, taksirli suçlarda teşebbüs olanaklı değildir. Yanlış olan seçeneği soruyordu zaten. Teşebbüsten bahsedebilmek için icra hareketlerine başlanmış olmalıdır. Evet, hazırlık hareketleri veya düşünce aşaması değil, icrasına başlanmış olmasını aradığı için kanun koyucu. İşte bizde objektif kriteri esas alıyor, objektif teori esas alıyor kanun koyucu. Bu nedenle icra hareketlerine başlanmış olmalıdır. Kasıtlı suçlara teşebbüs olanaklıdır. Evet. Yapısı eğer uygun ise kasıtlı suçlara olanaklıdır. İhmal suretiyle icra suçlarına teşebbüs olanaklıdır. Mümkündür. Hiç ihmali suç hareket de kasıtlı bir hareket olabilir ve ihmal için gerekli bir, yani teorik olarak mümkündür. Belirli bir süre vardır. Diyelim şu süreye kadar şu işlemi gerçekleştir, şu hareketi yap şeklinde. O süre geçmesi ile suç tamamlanır ama o hareket, ihmali hareket parçalara bölünebiliyorsa özellikle teşebbüsün olanaklı olduğunu söylüyoruz. Tehlike suçlarının teşebbüs olanaklıdır. Tehlikeyi yaratan hareket eğer icrası parçalara bölünmüş olabilen bir hareketse yine tehlike suçlarına da teşebbüs olanaklıdır. Taksirli suçlara ise teşebbüs mümkün değildir. Yanlış seçenek A seçeneği. Bu sorunun doğru cevabı o halde taksirli suçlara teşebbüs olanaklı değildir. Ama soruda olanaklı dediği için bu seçenek sorunun aradığı seçenek olacaktır.